Efendim Zeynep. Tuğrul, buldun mu eldivenleri? Ha, buldum. Hallediyorum şimdi. Yakacağım. Sakın! Sakın bak, karışma eldivenlere. Çünkü onlar efendim masumiyetini kanıtlayabilir şu an. Ya masum değilse Zeynep, ha? O zaman ne olacak? Çocuğun suçu kesinleşecek kızım. Kasten yaptığı için de bu sefer tutuksuz yargılama falan da olmayacak. Tuğrul, Efe masum. Çocuk ağaçtan düştüğü için öldüğünü zannediyormuş. Bak, çok rica ediyorum senden lütfen. Lütfen hayatında bir kere çocuğumuza güven. Ne olur bak, lütfen. Güvenmiyorum Zeynep. Tamam mı? Güvenmiyorum kızım. Dur, gözünü seveyim, sakın yapma bak. Ne olur ayaklarına kapanıyorum. Yapma bunu çocuğumuza, yapma, yapma. Alo. Tuğrul. Bir adamsın, sen nasıl bir adamsın ya? Sen bir sorar ya, bir sorar, bir danışır ya. O da eşek miydi? Biz herifi ya. İki yüzlü ya, anne. İki yüzlü. Ne yapıyorsun? Annem sen odana git, yok bir şey. Sen değil mi? Ben biraz sinirlendim. Babama mı kızdın? Babana kızdım. Niye? Sana güvenmediği için. Eldivenleri takmadım dediğin halde sana inanmadığı için kızdım ona. Ben kızmadım ona. Üzüldüm sadece. Bana inanmasını isterdim. Baban işte bazen böyle düşüncesizce davranabiliyor. Keşke öyle olmasa. Birbirinize kızmasanız hiç. Piknikte top oynadığımız zamanki gibi olsa. Senden bir şey rica edeceğim. Bizim bu konuyu babanla konuşmamız lazım yüz yüze ama. Bu seninle ilgili değil çünkü. O yüzden bu gece dayında kalsan. Lütfen. Sen öyle istiyorsan tamam. Oh, anlayışlı oğlum benim. Teşekkür ederim. Bu kadar anlayışlı olduğun için sana çok teşekkür ederim. Anne yeter, kazık kadar adamım ben. Kimle birlikte olacağımı sana mı soracağım ya? Seviyorum ben Sedef'i. Allah'ım, anneciğim hala seviyorum diyor. Güzel yavrum benim. Son kez izah ediyorum sana. Bu adam senin yeğenini öldürmeye kalktı. Demek ki neymiş? Psikopatın manyağı tekiymiş, değil mi? Bu aile bilendikçe bilendi bizi. Kan davası gibi bir şey var aramızda. Yetmezmiş gibi sen de bu ailenin kızıyla şey yapıyorsun. Yani tahrik ediyorsun aileyi. Diyorsun ki gelin beni vurun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Anneciğim. Biraz abartmıyor musun ya acaba? Bu olayda benim bir suçum yok ki. Ben bilmiyordum kim olduğunu. Aşık olduktan sonra öğrendim diyorum ya. Ay şimdi düşün bayılacağım. Hala aşık oldum diyor. Hiç bayılma vallahi anne. Ben zamanı gelince söylerim Sedef'e. Efendim abla. Bir şey mi oldu? Tamam geliyorum. Ne diyor Zeynep, ne olmuş? Bir şey yok. İşi varmış. Efe'yi bir alır mısın dedi. Gidiyorum ben. Ben de geliyorum, dur. Ya önden buyur anne. Seni çağırdı ya. Çocuk böyle bir şey nasıl yapar ya? Hı? Boğulma nedir komiserim? Bu nasıl bir canavarlıktır?
çocuk masumdur dedik, evimize aldık. Suçlu anne babadır dedik. Tam bir ruhsuz çıktı. Efe yapmamış olabilir İlyas. O ne demek şimdi? Çocuğun boğulma olayından haberi yok. Yani Kaan ağaca çıkmış, oradan atlamış. Efe onu öldü zannetmiş ve kaçmış, olay bu. Niye o zaman ben yaptım dedi? Ya ağaçtayken atla atla dediği için kendini sorumlu hissediyorum. Hikaye. Biraz. Bak. Bu daha çocuk. Yani kafası başka türlü çalışıyor. Unutma bunu. Tabii ya. Nedense hapishaneden çıktıktan sonra kafası başka türlü çalışmaya başladı. Dur bakalım. Burada dava sonuçlanmadı. Birazdan olay yeri raporları gelecek. Araştırmaya devam edeceğiz. Merak etme sen. Siz de bu çocuğun masum olduğuna inanıyorsunuz yani. %100 inanıyorum demedim İlyas. Sadece başka olasılıkları da değerlendiriyorum. Olasılıkmış. Her şey ortada komiserim. Babası olacak o adam ne derse çocuk da aynısını söyleyecek işte. Başka bir olasılık yok. Gel otur Demet. Yok oturmayayım. Geçen günkü cinayetle ilgili bir rapor yazacaktım. Sadece sana merhaba demek istedim. İlgini çekebilecek bir konu var. Olay yeri inceleme raporları geldi. Kaan'ın ayakkabısında böyle rengi kırmızıya çalan kirli bir toprak var. Biraz da çimento tozu falan. Yani? Yani bu kirli toprak her yerde olan bir şey değil. Sadece olay yerinden 2 kilometre ileride bir fabrika var. Onun çevresinde var. Yani bu neyi değiştirir ben anlamadım ki. Yani Kaan'la Efe fabrikanın yakınlarından geçip olay yerine gitmiş olamaz mı? Olamaz. Bak şimdi. Buluştukları parkla olay yeri arasında güzergah belli. Fabrika olay yerinin 2 kilometre ilerisinde kalıyor. Yani olay yerini geçip fabrikaya gidip oradan tekrar dönmeleri lazım ki bu da çok saçma. Ya da Kaan orada öldürülüp olay yerine taşındı. Yarın Efe'ye bir kez daha sor gelip bunları soracağım bakalım. Keşke sen de yanımızda olsaydın ama. Olamayacak maalesef. Yoksa beni tutuklamak zorunda kalırsın. Ama bana ihtiyacınız yok ya artık. Efe masum olduğunu biliyor. Her şeyi sana rahatlıkla anlatacaktır. Merak etme. İnşallah. Bak rica ediyorum senden aldığım bu sedef meselesini söyleme. Söyleyeceğim. Bal gibi de söyleyeceğim. Görürsün. Görürsün sen. Anne. Ben söyleyeceğim zaten ama zamanı gelince söyleyeceğim. Bana biraz saygın olsun, olur mu? Dünyada milyarlarca kız var. Sen gittin bunu buldun, hadi buldun diyelim. Yahu niye aşık oluyorsun? Anne tamam yeter. Lütfen dedim ya. Anneye bağırma. Anneye bağırma. Ya Bulut'cum çok teşekkür ederim sana. Ne demek abla, iyi misin sen? İyiyim. Sen nereden çıktın?
Mesut apar topar ablama gidiyorum deyince ben de korktum, bir şey oldu zannettim, merak ettim. Bir şey mi oldu? Yok, olan biten bir şey yok. Efe dayısında kalacak, o kadar. Bir sorun yok değil mi canım? Ya yok abla, olur mu öyle şey? Ne sorun ya? Ne demek sorun? Bir şey soracağım. Tuğrul'la alakalı bir şey yok değil mi? Yani benim çözemeyeceğim bir şey yok. Halledeceğim ben. İyi tamam. Bir şey varsa da söyle abla bana. Zaten sinirim tepemde, hıncımı ondan çıkartırım yani. Senin sinirin niye tepende? Ne oldu? İşle güçle alakalı şeyler. Öyle çok önemli değil de sen yine de bir şey olursa bana söyle. Ben buradayım abla. Tamam canım. Ben de buradayım. Sağ ol. Ama bu benim çözmem gereken bir konu. Ben... Efe geliyor, konuyu değiştireyim şimdi. Dayıcığım, ne haber? Anneanneciğim. Dayım, dayı. Dayına mı gideceksin? Ver çantanı, ben taşıyayım. Ver, o taşır, ver. O taşır. Olsun, ben taşıyayım. O taşır. Ağır, ayol. Anne bırak, taşıyabilir o. Al anneciğim. Yarın sabah ben gelip seni alacağım, tamam anne? Tamam. Oh. Hadi bakalım delikanlı, hazır mısın? Sana emanet. Tamam, merak etme. Bir şey olursa ara. Sağ ol canım, çok sağ ol. Hadi bakalım dayım. Giy ayakkabılarını, giydireyim, yardım edeyim sana. Bir şey mi oldu? Olmadı diyorum anne, uzatma artık, yeter hadi. Bana bak, bu evde kalmak zorunda değilsin. Biliyorsun değil mi bunu? Olmuyorsa boşanırsın, olur biter. Sıkma canını. Benim evim senin de evin sayılır kızım. Başım üstünde yeriniz var. Al torunumu, çık gel. Unutma, al torunumu. Bu çanta kimin? Efe'nin annesi. Efe'ciğim. Anneciğim, iyi eğlenceler. Özleyeceğim ben seni. Hadi görüşürüz abla. Çok sağ ol ablacığım. Ne demek? Hadi dayım. Okuyorum, okuyorum. Ben anlamıyorum komiserim. Allah'ını seviyorsan söyle bana, benim oğlum nasıl öldü? Boğulmuş. Ne? Ağzı burnu kapatılarak boğulmuş. İlyas. Ne oldu, zil mi çalışmadı? Camdan gördüm de açayım dedim, gel. Ay yemek! Biraz tutmuş dibi de bir şey olmaz, hallederiz bunu ya. Yas, ne oldu sana, bir şey olmuş? Yok, yok bir şey Melike. Nasıl yok, var bir şey işte, söyle ne oldu? Yok, yok. İlyas, Allah aşkına söyle ne oldu, var işte bir şey. Kurban olayım, bak çarpıntım tuttu, ne oldu, derene mi bir şey oldu? Ya söylesene ne oldu? Yok. Otopsi çıkmış. Otopsi mi? Ölüm nedeni... Ne? Neymiş ölüm nedeni? Yine söyle kurban olayım. Boğulma. Yani boğazında falan bir şey yok da burnuna, ağzını falan kapatmışlar. Nefessiz kalmış galiba. Ne?
oluyor? Niye dikiliyorsunuz orada? Hayırdır? Yok kızım, bir şey. Gel, hoş geldin. Hoş buldum diyeceğim de ben de. Bir haller var sizde. Var, evet söyle. Senden bahsediyorduk. Ne diye bahsediyordunuz benden? İşte ne bileyim, işte yorulmuş mudur? Ne yaptı diye. Yani yoruldum mu çok? Yani ağırdı biraz, yoruldum. Kızım yorulduysan çık yani, o kadar da önemli değil. Yok baba, ilk gün diye böyle oldu, biraz iş yıkıldı bana ama normale döner sonra. İyi tamam canım, hadi üstünü değiştir, yemek hazır. Zeynep. Hayırdır ya? Sen kapının kilidini mi değiştirdin? Kızım bunların ne işi var burada? Lan ne yapıyorsun? Hayırdır ya? Benzin mi o şimdi ha? Ne yapacaksın? Yakmayacaksın herhalde değil mi? Zeynep. Ya kızım saçmalama ya, bir dur. Sen o eldivenleri yaktın mı torun? Ben işimi garantiye aldım. Bu. Çocuğum için yaktım o kanıtı. Benim çocuğum yapmadı ama. Bin kere söyledim sana. Dinlemedin beni. Çocuğuna güvenmedin. Yaktın sen benim çocuğumu, yaktın. Ya tamam tamam Zeynep, tamam güvenmedim de Allah'ını seversen bu mu karşılığı ya? Tamam bak, indir o kibriti, sakince konuşalım. Hadi gözünü seveyim, dur. Zeynep. Ya kızım bir dur, gözünü seveyim. Servet yatıyor burada ya. Yuh. Ya deri ayakkabılarımı da atmışsın kızım, günah ya. Kaç para verdim ben ona biliyor musun? Ya indir o kibriti bak. Sakince konuşalım tamam mı? Yapma. Zeynep. Her şey para değil mi senin için? Lüks evin, lüks eşyaların.
Şu kadar ya. Şu kadar sevgi yok içinde, şu kadar. Ulan ne sevgisi? Bırak sevgiyi mevgiyi. Hep aynı şeyler. Yak ulan. Hadi sıkıyorsa yak. Yak da kırayım elini kolunu hadi. Ulan ben senin var ya. Zeynep! Aç şu kapıyı, aç! Hadi gel. Geberteceğim ben. Gebert. Bana mı vuracaksın? Geberteceğim diyor. Gel. Ne yapıyorsun? Gel, geberteceğim seni diyordun. Gel hadi, gel. Gelemezsin değil mi? Yemez çünkü. Yemez. Sen anca bağırırsın. Yıllarca beni böyle kandırdın zaten. Bağırdın, çağırdın. Bana gibi davrandın ya. Bana gibi ama ben seni... Çözdüm ama ben seni artık. Ben seni çok güzel çözdüm. Sen kuru sıkısın. Sen kuru sıkısın. İçin bomboş. Anca bağırırsın. Ama artık... Lan Zeynep manyak! Bitti artık. Artık bitti. Sen bugün bu evden defolup gideceksin. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun lan ha? Bittiyse sen gideceksin tamam mı? Ben senin evine çok meraklı değilim zaten. Ama ben bir tek çocuğumu düşünüyorum. Ben çocuğumun düzenini bozmayacağım. Biz ikimiz oğlumla bu evde kalacağız. Sen bu evden bu gece... gideceksin. Yok ya. Yok öyle bir dünya tamam mı? Ulan gerekirse var ya saçlarından tutar öyle atarım dışarı. Tamam mı? Gel. Yapsana lan. At hadi. At. Gel saçlarımdan tut at beni dışarı. Bitti artık bitti. Bak. Ben senden bak gözüme bak. Şu kadar korkmuyorum be şu kadar. Sen benden korkacaksın artık. Beni delirtme. Çağırırım polisi yığarım buraya. Sen bu evin kapısından geçemezsin be. Kapısından. Ne diyorsun lan sen ha? Bu evin tapusu benim üstüme tapusu. Ne diyorsun? Bu evin tapusunu senin üstüne. Manyak yapma. Bak senin üstüne. Sen tek başına mı yaptın bu evi? Tek başına mı aldın bu evi? Bu evde ne yapıldıysa yarısı benim. Anladın mı? Benim de hakkım. Sen ne zannediyordun ki? Ha? Ben kuzu kuzu her şeyi sana bırakacağım falan mı sanıyorsun? Bak beni iyi dinle. Ben artık ne kendimin ne çocuğumun emeğini sana asla yedirmeyeceğim bunu bil. Bak sen beni kendine düşman etme ha. Beni kendine bitti artık bitti. Bitti. Senin var ya. Zeynep senin var ya geri zekalı. Allah senin belanı versin. Belanı versin lan. Geri zekalı Zeynep. Geri zekalı ya. Geri zekalı yemin ediyorum geri zekalı. Manyak. Ulan ne çektirdin bana be? Ne çektirdin? Ne istiyorsun benden ha? Ne? Ay Allah sizin canınıza almasın. Vallahi geberteceğim seni. Durul. Durul. Aç kapıyı. Serpil Hanım geçin biraz bu tarafa. Gelin böyle. Allah Allah. Polisi arayın bence. Öldürecekler birbirlerini. Tuncel Bey ben geçmiyorum kapıyı. Şöyle biraz uzaklaşalım oradan. Ya ben nefret ediyorum lan senden. Dayı. Annem... Babamla kavga edeceği için beni buraya gönderdi değil mi? Yok dayıcım olur mu öyle şey? Konuşacaklardır. Niye canım bazen anneler babalar kavga edebilir? Sen takma kafana onları. Nasıl olmuş makarna? Hı? Canan stili beğendin mi? Anne bütün sosu ben yaptım sen sadece haşladın. İyi de haşlamak çok önemli. 2 dakika daha fazla haşlasan hamur olurdu bu makarna. Doğru anne evet biz senin zaten haşlama tekniklerini falan çok seviyoruz. Efe de çok seviyor. Çocuğu ben öldürmemişim. Biliyorum, biliyorum dayıcım. Annen anlattı. Nasıl yani? Gerçek mi bu? Bana niye anlatmadınız? Ben niye şimdi öğreniyorum acaba bunu? Anne ablam kimseye söylemeyin dedi. Yani daha resmileşmedi ama Efe masum. Bir kaza olmuş. Efe çocuğun başına kötü bir şey geldi zannedince oradan kaçmış. Ama aslında çocuk başka şekilde... Bu çok güzel bir haber. Bu çok güzel bir haber ama ben niye şimdi öğreniyorum acaba bunu? Efe... Ama ben biliyordum zaten. Bu işte bir terslik var diyordum. Hep benim Efe'm böyle bir şey yapmaz diyordum. Yapmaz. Ama benim bir tanem. Bir tanem çok güzel bir haber bu. Thank you.
Böyle bir şey nasıl olur İlyas? Bir çocuk bir çocuğa bunu nasıl yapar? Kavga etmişlerdir diyordun. Bitiş kakış olmuştur aralarında. Düşmüştür, kafasını bir yere çarpmıştır. Bu başka bir şey. Bunu yapan ceza almayacak biliyorsun değil mi Merke? Bizim oğlumuza bunu yapan sokakta rahat rahat dolaşacak. Devam edecek hayatına. Nasıl? Rapordan sonra tekrar hapse atmazlar mı? Kaza olmadığı belli. Çocuk kazaydı demiş. Bu nasıl kaza? Ben anlamıyorum İlyas. Kaan ağaçtan düştü. Ben de öldü zannettim. Kaçtım gittim demiş. Göğe ağaçtan atla demiş bizimkine. Bizimki de atlamış. Ağaçtan atla dediği için ben yaptım demiş hep. Ve ana babasının uydurduğu bir yalan işte. Çocuğu cezaevinden çıkartıp olayı yumuşatmak için böyle bir yalan uydurdular, çocuğa söyletiyorlar. Çocuk da anne babasına uyuyor. Ne yapsın? Çocuk işte. O adamı görmedim Melike. Kafasına vura vura istediğini söyletir o çocuğa. Annesi de karşı gelmez zaten. İkisi de kötü niyet. İkisi de. Geldi polislerde. Geçelim şöyle. Lütfen Ayşe Hanım. Lütfen. Memur Bey, bağırış çağırış biraz önce kesildi. Biri birini öldürdü ama. Tamam, sakin olun efendi. Burada bekleyin, geri çekilin. Tuncer Bey, lütfen bakın ben güvenliyim orada değilim. Sizin orada ne işiniz var? Geçin lütfen. Lütfen. Tehlikeli bunlar biliyorsunuz. Geç abi orada. Ömer, buradaki kapı açık. Hanımefendi, iyi misiniz? Mahalleden bağırış çağırış gürültüleri duyduk diye ihbar aldık. O yüzden geldik. İyisiniz değil mi? Eşiniz nerede? Bilmiyorum. Siz iyi misiniz? Kesiğiniz falan bir şeyiniz var mı? Bir bardak su vereyim ister misiniz size? Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi? Efendim anne. Efe'nin şu masumiyet olayı diyor. Gerçek mi? Yoksa Tuğrul mu söyletti çocuğa? Gerçek anne. Ablam da öyle söylüyor.
benden önce gelip sana söylemesine çok kırıldım. İnan çok kırıldım. Anne, bir müsaade eder misin? Telefonla konuşacağım. Sedef arıyor ya. Söyle işte Sedef'e. Efe'nin dayısı olduğunu söyleyiver işte, arıyor hazır. Anne, bir masumiyet kanıtlansın, söylerim şimdi değil. Oğlum şimdi söylemezsen ne zaman söyleyeceksin? Çok geç olacak. Söyle işte şimdi. Anne bak, avazım çıktığı kadar bağıracağım. Şimdi Efe duyacak. Hadi çıkar mısın? Ah, ne Sedef'miş be. Ne Sedef'miş. Canım, ne haber? İyiyim canım. Ne oldu? Geç açtın biraz telefonu. Geç oldu değil mi? Öyle oldu. Annem burada da. O bir lafa tuttu. Ondan. Bulut! Yastık kılıfı arıyorum. Nerede var? Nereye koymuştum ben bunları ya? Anne, telefondayım. Sedef'le mi konuşuyor? Şekerim. Nasılsın güzel kızım benim? Canan teyzeciğim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ben de çok iyiyim. Biz bugün bütün gün seni konuştuk. Öyle mi? Bütün gün. Bütün gün. Kulakların çınlamadı mı? Bulut'un dilinden düşmüyorsun be kızım. Sedef aşağı, Sedef yukarı, Sedef aşağı. Sürekli senden bahsetti değil mi Bulut'cığım? Anne, hadi gördün de Sedef'i. Müsaade eder misin bize? Biz seninle bir şey konuşmuştuk. Hani bir çok önemli bir mevzu vardı. Sen Sedef'e söylerim anneciğim demiştin. Söyledin mi onu güzel çocuğum? Hadi söyledin mi Sedef? Söylesene. Ne mevzusu Bulut? Peki, peki anne madem sen ısrar ediyorsun. Ben anneme bugün bir şey itiraf ettim de... onu söylememi istiyor herhalde. O konuda ısrar ediyor bana. Ne itiraf ettin? Sana aşık olduğumu. Sedef? Sedef dondun mu? Duyuyor musun? Donmadım. Şok oldum sadece. Her gün birisi ilanı aşk etmiyor sonuçta bana. Annen hala orada mı? Yok, çıktı. Niye ki ya? Onun yanında söylemen çok tatlıydı bence. Tamam, tamam anladım. Dalga da geçiyorsun benimle. Hayır ya, ciddiyim. Geçen gün sinir etti beni zaten. Yok Bulut şöyle çapkın, yok Bulut böyle çapkın falan. İtiraf ettiğinde yüzünün halini görmek isterdim. Bulutçuğu benim artık ne de olsa. Evet, tamam o zaman sihirli kelimeyi de söyle de ben rahatlayayım ya. Ben de sana aşığım. Memur Bey, ben karımdan şikayetçi falan değilim ha. Ya karı koca arasında olur böyle şeyler, normal. Hem bizi buraya niye getirdiniz anlamadım ki. Biz gidebilir miyiz? Ya daha çok sürer mi bu? Amirim söyler. Ha. Amirin çok cevap veriyor da. Tam olarak ne oldu? Ya çünkü ev savaş alanı gibiydi de. Saldırdı mı size? Saldırdı. Ya ben biraz... biraz öfkeliydim. O da beni herhalde ilk defa böyle gördü ve... ürkmüş olabilir. O zaman şikayetçisiniz değil mi? Şikayetçiyim. Ama bugün olanlardan sebep şikayetçi değilim. Neden şikayetçisiniz o zaman? Oğlumun masumiyetini ortaya çıkaracak kanıdı yakmış. Nasıl yani anlamadım ben. Siz hani gelip bizim evde eldiven aradınız ya. Evet. Onu yaktığını söyledi bana. Ben de tutamadım kendimi biraz. Biraz öfkelendim işte. O yüzden
oldu bütün bu gece olanlar. Ya Sedat, bir karı koca kavgası ne kadar büyüttünüz böyle ya? Hayır, bir de sorgu odasına falan almalar. Ne oluyor? Seni kavga için almadım buraya Tuğrul. E niçin aldın o zaman? Niye yaptın eldiveni? Hangi eldiveni? Sen hangi eldiven olduğunu gayet iyi biliyorsun. Zeynep Hanım şikayetçi oldu sandım. Ama kavga için değil. Delili kararttığın için. Ya ne delili Allah'ını seversen Sedat ya. Delil falan karartmadım ben. Sallıyor Zeynep ya. Ha biz çok ağır kavga ettik, görmedin mi? Aklı sıra benden intikam alıyor işte böyle. Ya niye uydurursun böyle bir şey? E manyak çünkü. Kafama tabak çanak fırladı. Bak elimin haline bak ya bak. E delirttin kadını Duru. Ha çok normal de ben delirttim öyle mi? Allah Allah. Duru be. Efenin suçsuzluğuna ben bile inanmaya başladım. Ya eldivenden de hiçbir şey çıkmayacaktı. Sen niye inanmıyorsun kendi çocuğuna? Ha? Gizlediğin bir şey mi var, bir şey mi saklıyorsun? Ya Sedat, ben ne saklayacağım Allah'ını seversen ya? Hem sen çocuğuma inanıp inanmadığımı nereden biliyorsun? Ha? Ben çocuğuma sonuna kadar inanıyorum, tamam mı? Efe masum. Öyle mi? Öyle tabii. Niye yaktın o zaman eldiveni? Allah Allah, yakmadım diyorum ya. Yemin ediyorum yakmadım ben. Hem bir dakika ya. Benim yaktığımı gören var mı? Yok. Kanıtım var mı? Yok. Sen beni burada tutamazsın, tamam mı? Tutarım. Biraz tutarım seni burada. Savcılığa sevk edeceğim seni. E o zamana kadar da misafirimsin. Hadi bakalım. Dinlen güzelce, bir istirahat et. Zeynep Hanım, siz gidebilirsiniz. Zeynep Hanım, biz yeni deliller tespit ettik de... benim Efe ile bir kez daha konuşmam gerekiyor. Efe ile... delil tespit ettik derken... anlamadım, Efe ile ilgili bu ne? Ya yok, merak etmeyin. Yani doğrudan Efe ile ilgili değil. Yani o gün neredelerdi, nereye gittiler, ne yaptılar falan... bir onları soracağım. Tamam. Ama ben Demet Hanım'la... konuştum. Ya efendim daha rahat konuşacağını söylüyor artık. Yarın getirebilir misiniz? Yani getiririm yarın. Çocuğumun suratına katil diye bağırmazsanız alıp getiririm buraya. Yani ben tam olarak öyle demedim ama ne demek istediğinizi anlıyorum. Kusura bakmayın, özür dilerim. İyi akşamlar. Buyurun. Utanmıyor musun ya? Bak bir de iftira atıyorsun. Ayıp ayıp. Kaç yıllık kocanım ben senin. Bir dur ya. Hadi yürü kardeşim. Polisleri niye karıştırıyorsun? Gel bakayım anne. Polisler yine ne soracak anne? Her şeyi anlattım zaten. Annem, ormana nasıl gittiğinizi soracaklarmış. Güzel güzel anlat sen. Senlik bir şey yok ki zaten. Hiç gerilme, tamam mı? Rahat rahat. Anne, Demet abla da orada olacak mı? Anneciğim, onu bilmiyorum. Olmayabilir de, yani şimdiden kendini buna hazırla, tamam? Hadi git, ayakkabılarını giy, geliyorum annem ben. Ne yaptınız dün Tuğrul'la, ne konuştunuz? Hı? Bitti artık, öyle bir şey yok. Daha önce de öyle söylemiştin. Üç gün sonra seni döndürüvermişti hemen. O Zeynep gitti anne. Artık değil beni döndürmek. Yüzüme bile bakamaz. Sen yine de büyük konuşma. Arada çocuk var. Arada bir görüşürsünüz, konuşursunuz. Bırak Allah.
Allah aşkına anne, çocukla ilgilendiğimi vardı. Yalandan babalık yapıyordu. Çocuğun beynini yıkamak için yaklaştı oğluma. Şimdi aklına bile gelmez artık. Neyse ben gidiyorum anne, beklemesin. Al şunu da. Tamam, görüşürüz. Annem, yedin mi? Hadi bakalım Tuğrul, dışarı çıkıyoruz. İyi çıkalım bakalım. Vallahi bir şey çıkmayacağını bildiğin halde beni buraya attın ya komiser. Çok ayıp ettin, çok. Bir gün bir yerde patlayacaksın biliyorsun değil mi Tuğrul? Çekirge misal. Komiser, vallahi ben işinde gücünde bir adamım be. Bir daha da yüzünü görmeyeceğim inşallah. Sanmıyorum ama biz yine de amin diyelim. Amin. Anne. Canım, söyle. Dün gece babamla çok kavga ettiniz mi? Evet, biz babanla biraz tartıştık, konuştuk, bazı kararlar aldık. Ayrıldınız mı? Ayrıldık. Bana bak, kim benim? Yemin ederim bak, elimden gelen her şeyi yaptım. Ben gerçekten denedim oğlum. Ama bu durum herkesi mutsuz edecekti. En başta da seni. İnan bana bak, en doğru çözüm bu hepimiz için. E ben ne olacağım peki? Ne demek ben ne olacağım? Yani seninle mi kalacağım hep? Babamı bir daha göremeyecek miyim? Olur mu oğlum? Niye göremeyesin sen babanı? Babandan ben ayrılıyorum. Sen ayrılmıyorsun ki. Tam da beni sevmeye başlamıştı. Anneciğim lütfen bak böyle düşünme. Baban zaten seni seviyordu. Onun seni sevmekle ilgili bir sorunu yok ki. Bazı insanlar sevgisini göstermekte zorluk çeker. Baban da öyle biri. Yani daha yeni yeni öğreniyor sevgisini göstermeyi. Senden öğreniyor. Keşke bu olay olmasaydı. Siz belki de ayrılmayacaktınız. Bizim ayrılığımızın bu olayla hiç alakası yok. Biz babanla o kadar farklı iki insanız ki. Bizim daha önce ayrılmamız gerekirdi. Yani erteledik. Neyse yani şu anda verdiğimiz karar çok doğru ikimizin de ve hiç bu olayla ilgisi yok. Yemin ederim sana. Suçluluk duymanı istemiyorum. Söz ver bana suçluluk duymayacağını söyle. Seni o kadar çok seviyorum ki. O kadar çok seviyorum ki seni. Anlatamam sana. Ya Nedim, bizim çocuk boğulma olayını bilmiyorum diyormuş. Yani eldivenleri de bulamadılar ya. Hala şüpheli mi ya? Tabii şüpheli. Oraya beraber gittiler. En son gören de Efe. Yani çocuk boğulduysa bu kan nereden gelmiş ki? Çocuk ağaçtan düşünce burnu kanamış. Efe de muhtemelen yüzünü elledi. Sonra panikleyip üstüne sildi. Tamam işte bu da bir kanıt sayılmaz öyle değil mi? Uzun süre ben yaptım diye diretti. Üstelik siz bir de eldivenleri yakmışsınız sanki suçluymuş gibi. Nedim ya, yerin kulağı var bir dur. Eldiven yakma olayı falan yok. Yapma gözünü seveyim. Ben sizi nereye bırakayım Turul Bey? Eve mi? Ne bileyim ya. Hale gitmem lazım da hiç gidesim yok vallahi. Bıktım, yemin ediyorum bıktım ya. Ya şeytan diyor ki arkana bakmadan bas git buralardan da. Bismillah ya. Param bitti benim. Simit alacağım. Ben çek elini. Parasız vermem diyor, kesin vermem diyor. Para ver, ver. Bana ne ya, bana ne? Defol git. Allah Allah. Kaan. Kaan.
olsun, olsun. Kesin olsun, kesin, kesin, kesin sen olsun. Ya bir git buradan. Kesin, 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 kesin sen olsun. Sen. Kürekli adam olsun sen, kesin, kesin, kesin. Kesin olsun sen, kesin. Geldiler, bizi bekliyorlar. Ha, biliyorum biliyorum. Şey diyecektim. Efe Kağan'ın boğularak öldürüldüğünü bilmiyor. Eğer bunu söylemezsek iyi olur. Tamam tamam, ben başka bir şey soracağım. Eyvallah. Merhabalar. Sizi biraz beklettik, kusura bakmayın. Rahatsız olmasaydınız. Lütfen lütfen, estağfurullah. Teşekkürler. Ne haber Efe? Ferit Bey'i hatırlıyorsun değil mi? Efe'cim hoş geldin. Demet abla da burada mı? Aa, Demet ablan daha gelmedi galiba Efe ya. Benim de sana birkaç sorum olacaktı. O gün Kaan'la ormanda dolandınız mı siz? Her şeyi anlattım diyorum. Anneciğim, bir daha anlat. Kaan'ın başına ne geldiğini bulmaya çalışıyorlar şu anda. Bir konsantre ol, ne olur. Ormanda dolandınız mı de demek? Siz Kaan'la bu senin eşyaların olduğu ağacın oraya gittiniz, oraya kadar biliyoruz. Başka bir yerde dolandınız mı? Hayır. Yani dairelere falan gitmediniz mi? Hayır, gitmedik. Kaan orada düştü ağaçtan. Efe, bu Kaan'ın düştüğü yerin böyle biraz ilerisinde bir fabrika var. Belki oraları da dolanmışsınızdır da sen karıştırıyorsun, hatırlamamışsındır falan. Olabilir mi? Biliyorum orayı. Fabrika uzakta. Peki sen oradan ayrıldıktan sonra ormanda birisini falan gördün mü? Başka birini? Hızlıca koştum ben. Sadece bir amca vardı. Koşma oğlum. Düşüp yaralanacaksın. Kaan'ın düştüğü yerden uzakta. Yani bana koşma falan dedi. Benim bir arkadaşım var, çok güzel resim yapıyor da senin gibi. Bu gördüğün amcayı ona tarif eder misin? Hayır, edemem. Neden? Hatırlamıyorum hiç. Çok hızlı koşup gittim ben. Gel aşkım. Anne. Canım, söyle. Kaan nasıl ölmüş? Yani polisler sana bir şey söyledi mi? Yok annem, bir şey demediler. Şüphelendikleri biri falan var mı? Bilmiyorum, sanmıyorum. Annem bunları takma sen kafayı. Hadi geç. Geç anneciğim. Demet abla! Demet abla! Demet abla! Efeciğim. Demet abla, ben masummuşum. Onu ben öldürmemişim. Biliyorum, biliyorum hayatım, biliyorum. Ya senden de çok özür dilerim. Uğraştırdım seni bayağı. O nasıl laf öyle, uğraştırmak falan? Hem ben çok keyif aldım seninle çalışmaktan. Ayrıca ben senden çok şey öğrendim. Demet Hanım, çok teşekkür ederiz size. Gerçekten bize o kadar iyi davrandınız ki. Bizim evimizin kapıları size her zaman sonuna kadar açık. Yani tabii bu saçma sapan uzaklaştırma kararı bir kalksın. Böyle sımsıkı sarılacağız birbirimize inşallah. Tamam, anlaştık. Ben de sizinle görüşmeyi çok isterim. Efeciğim, lütfen kendine ve annene çok iyi bak, olur mu? Onun gibi bir anneye sahip olduğun için çok şanslısın. Biliyorum. Görüşürüz.